Bak Feride, sana bir şey söyleyeyim mi? Çık kendini göster benim gibi. Tamam. Zümrüt'ü çok tutuyorsan, Zümrüt sana iyi yaptı. Niçin iyi yaptı? Nergis'i, bir de o Beril'i. Heh. Onları sevmem. Deniz Polat'la şeyi severim. Kimdi o ya? Ha, sendin. Seni sevmiyorum. Tamam. Kendini göster. Çık. Yüzün böyle silikonlarla dolmuş taşmış. Sen kendin anlattın bana. Alane. Bu konuda Fulya doğru söylüyor. Naciye'yi içiyorsun. Naciye ot ottur. Nane nanedir. Maydanoz maydanozdur. Ama olmaz. Sen haddini aştın. Bundan dolayı bu ikinci. Birincisini de ekimin üstüne attın. Beni yıldıramazsınız. Tamam Feride. Heh. Kim yaptı canım? Akusumi'ye soruyorum. Kim yaptı canım? Hadi geçenlerde Ekim'in üstüne attı. E şimdi? Olmaz. Aman hep öyle oluyor da gelmiyor. Aa, bana Şükrü'yle kalkıyor mu? Okusa mı? Gerçekten. Şu Feride bir beni bir ara bakayım. Bir ara bakayım. Teyit edeyim ondan sonra. O zaman Feride neden gösterdi onu? Bu ikinci tekerrür olaraktan Ekim gibi oldu. Zümrüt'ü çok seviyorsan Naş Zümrüt'e Feride. Bana kuaför parası göndereceğini söylüyorsunuz buradan. Feride önce kendi orada kullandığı kolaları alsın. Bak, Gülis Hanım ne güzel kuaförde. Ya. Türkiye'de yaşıyor. Giriş kraliçem. Girer girmez demedi mi? Bana bak Feride. Seni her yerden engelleyeceğim. Ekim'le olan bir.
Alamayacağım seni. Bu iki. Olmaz. Her yerden engelleyeceğim. Sen neyin peşindesin ya? İzümrüt benim. İzümrüt'e daha düne kadar şey yapıyordu. Madilik yapıyordu. Çünkü aklın gidip geliyor. Fulya doğru söylüyor. Buna ne diyeceksin? He? Artı Naciye, nane, tere, maydanoz olaraktan insanın beynini vurgulamaz. Benim kanaatime göre sen farklı. Bunu da ben söylüyorum sana. Bak dedim ki ne? Aşkının anne diyorsun. Eyvallah. Benle madileşiyorsun. Tamam. Daha ne diyeyim? Ben de Zeynep'e buradan çıktıktan sonra acaba dedim ki ama bu iki oluyor Feride. Bak bir Ekim'de oldu. Bir de şimdi oldu. Ya buraya madelik olsa ne olacak? Lıkabilirsin, o ayrı konu. Kimse kimsenin yediğine içtiğine karışmaz. Demek ki Zümrüt bunu şey yaptı. Tabii canım, ben bilmiyor muyum Feride'nin kalbinin temiz olduğunu. Kanıyor hemen. Zümrüt var ya çok naşar. Bak canım, ben sana bir şey demiyorum. Sen Zümrüt'ün gazına geliyorsun. Tamam mı? Heh. Gaz burada LPG'de var. Arabamda. Benzinle çalışmıyor. LPG ile, gazla. Gelme Feride. Niye Zeynep'e niye öyle yazıyorsun söylüyorsun Karme? Zeynep hakkında?
Yok, senin gayet mantıklı. Seviyorum kendisini. Feride giriş yaparken ben Zümrüt'te madileştim. Telefonum bozuldu. Gelip burada demedi mi? Ben Zümrüt'ün işte böyle bir şey diyemezsin ona direkten. Sana ne oluyor Carmen misin? Şu an benim Zeynep'iyle aramı mı bozacaksın? Bozulmazsın ki. Çünkü Zeynep'e doğruları, gerçekleri konuşuyor. Carmen misin, nesin valla bilmiyorum da sana Zenibi'ye laf söyletmem canım. Ben çok seviyorum Zenibi'yi. Çok. Bilgisiyle, konuşmalarıyla, tarafsız olmasıyla. Sen kimsin burada? Garmen misin, nesin? İstese onu ortaya çıkartır şey, Zenübe. Valla ben öyle şeyler çıkartamıyorum canım. SS almıyorum, kayıt almayı bilmiyorum canım. Ama Zenübe benim bir tanem. Herhangi bir beklentim de yok ondan. Seviyorum ya, güzel konuşuyor. Yani kaliteli bir insan. Zaten bilgili olduğundan dolayı sohbeti tarafsız olduğundan dolayı o ses tonu, ondan sonra o güzelliği, ha güzellik önemli değil. Ama Zenobe benim için bir ne derler? Yazar. Yazarlara ne diyorlar? Öyle bir kız. Bir de uğur demez mi? O Beril için. Şey sosyolog, psikolog. Yapmacık ayol. Gacıya benziyor. Yapmacık. Ben Beril'i sevmiyorum. O da beni sevmek zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Fakat burada alanen yapmış olduğumuz bir program var. Bundan dolayı dobralar konuşuluyor. Kimin sahte maske yüzü varsa ortaya dökülüyor. Tabii. Tabii canım.
Odama ne etti? Başlangıçta ismini vermeyeceğim. Ama Zenübe'nin ismini vereceğim. Zenübe Pir'in peşinde değil. Reklam peşinde değil, izlenme peşinde değil. Dobra bir kız. Tarafsız. O bana etti, ben de ona ettim. Niye ettim? Hoş geldiniz Roy. Kok. Hanımefendi. Vallahi ben bir günden bir güne ben şeyden duymadım. Zenube'den. Merhaba canım, merhaba. Hoş geldin Roy. Roy Hanım, nasılsınız? İyi misiniz efendim? Aynen Roy. Yani soğuk bir nevale o. O Beril. Doğru söylüyorsun Roy. Valla Zenubeciğim, Feride'yi kim dolduruyor? Yani aklıbaşı yerinde. Onu biz bilemeyiz. Fakat hani bir daha ben onunla gerçekten görüşmek istemiyorum. Ve tüm sosyal medya hesaplarımdan da sıcakkanlı değil, sizin gibi isteyemem. Beril, Roy demiş. Yapmacık, evet Roy. Yapmacık demiş. Soğuk ne? Gıcıya benziyor diye havalarda. Doğru. Doğru söylüyor. Her Lubunya gıcıya benzeyebilir. Roy. Yani her istisnalar olarak da. Fakat burnu havada çok böyle yapmacık insanları ben sevmiyorum ya. Vallahi billahi. Sevmiyorum. Geçen sizi paylaşmıştım. Gördüm. Gördüm. Gördüm canım. Gördüm. Sevgili Roy. Sibel'in çekiciliği, doğallığı, cilvesi kimsede yok. Konuşma, kültürüyle, bilgisiyle. Ben de bunu aynısını Zenibe'ye söylüyorum. Zenibe daha şey, dobra. Siz bana iltifat ediyorsunuz burada. Teşekkür ediyorum. Fakat Zenubi de tarafsız olduğundan dolayı herhalde Feride'nin işine gelmedi. Tamam canım. Şu duvardaki şeyi de izni ne kadar? Bu Aylin Buz 12 3 kişi yaptı. Bunu sana ne kadar salaksın solistim ama neyse komik. Oo. Roy bana yapmadı ki böyle bir şey.
Ya dur bakayım, Zeynep. Ama bu gerçek şeyin, dur arayacağım. Var bende numarası oyun. Evet Roy, niye? Roy merhabalar. Neredeyse üstüne farklı şeyler atılacaktı. Heh. Buyurun efendim, Roy burada işte. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum canım, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Evet, aşağıdan yazan benim sevgili Sparbaş hanımefendi. Duydunuz mu efendim Roy'u? Ya. Öpüyorum. Yani Ha canım. şunu söyleyeyim size, yayınınızı alıkoymayayım ama Sibel Baysal bana bir telefonla ulaşabilecek kadar yakındadır her zaman. Ya. O kadar, 10 saniye. Berili de sevmem ayrıca, tespitleriniz çok doğru, katılıyorum size. Soğuk, Ne pislik. vale? Öpüyorum sizi, iyi yayınlar diliyorum, Tamam. aşağıdan Tamam dinleyeceğim. canım benim. Bir tanem. Saygı duyuyorum. Saygılarımla. Buyurun efendim. Kanıtlı, ispatlı. Tabii işinize gelmeyince gülünç atıyorsunuz orada. Ya. Evet, Agus, ama senin içinde ne dediler biliyor musun? Onu bir şey yap, buradan ben söyleyeceğim. Yani tabii ki. Akusama. Senin için ne dediler canım? Onu söyle. Sabahın beşinde, dördünde yayın açtığımda her zaman bana geliyorsun, ediyorsun. Senin için bile ne dediler bana? Bir yaz bakayım, benim için değil, Adem için dediler. Adem kim mi canım? Elvan mı?
Ha, senin için. Ha, o kişinin he. İnanmam. İsim vermiyorum. Çünkü niye? Korkumdan dolayı değil. Ben bir Allah'tan başka, bir de yönetimimden başka kimseden korkmuyorum. Evet, Agustama, kırışık kuşağıma diyelim. Yani prim vermeyeyim. İnanmam. Yalan mı yar? Yalan mı? Yalan mı yar? Yalan mı? Zannedersen Roy'la Feride'nin arası açılmış. Ondan dolayı Feride uçup gidiyor. Peki şimdi Roy buradayken Roy'a bir şey soracağım. Roy, bu Ekim bak geliyorsun. Tamam mı? O zümrütten dolayı bana Roy demiş ki ne Feride'yi sevmiyorum, görüşmüyorum. Ha, karın ağrısı ondan. Peki bir iddia var. Fulya Seda'ya Teriz Roy dediğine ne diyeceksiniz sevgili Roy? Şimdi Roy'un sevdiği insanlar delikanlı olmalı. Zenibe'den yola çıkalım. Seda'dan. Tamam. Şimdi Roy delikanlı olan cinsiyet ayrımcılığı yapmayan nefret ettiği kişilerle gacı olsun, lale olsun. Yüzüne karşı şey yapar. Söyler. Veya beni de arar. Ha, beni doldurur mu? Hayır. Asla öyle bir şey yok. Şimdi Seda ile arası iyi diye Fulya sana ne oldu? Zeynep sana ne oldu? Son olaraktan da şey diyorum. Bu az önceki bahsettiğim isim kimdi? Aa, neden? Enişim gelseydi. Ben sizden başka hiç kimseyi izlemiyorum. Konuları da bilmiyorum. Sadece sizi izlerim, bilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Ha, üçüncü kişi olaraktan
Kimdi bu? Ay, hasta halimle kolye almak zorundaydım ama adam da diyor ki ne kadar diyor. Bugün değil diyor. Feride ile aranızda ne geçti sevgili Roy? Ve Feride şöyle iddialarda bulunuyor. Diyor ki ne? Roy beni sana karşı doldurdu. Buna belde gönderme diye. Ama tarafsız olaraktan da şunu ifade edeyim. Daha önceden ikinizin arası iyiydi. Feride ile Roy'un. Roy demiş ki Feride Beril Feride Beril ile yapmacık Beril'le o yüzden görüşmüyorum. Kim için Roy? Beril'e mi? Kimi? Tam tersi. Bir de Rolf senin hakkında şöyle bir iddialar döndü. Birkaç kişi tarafından. İstersen Feride'yi aradım. Kaç kere demiş Roy? Tabii canım. Sibel'in mağdur durumda biraz destek ol diyerekten demiş Roy. Öyle demiş Feride'ye. Demek ki yani bilmiyorum. Sevgili Roy herhalde bu Zümrüt engel oldu. Olur. Olur kardeşim olur. Az önce de benim köpeğimle ben çok türünden hastaneye yattı. ...65 yaşını doldurmadığından dolayı oradan rapor alacak. Bir şey de yoktu. Hasta olan bir insan. Ha şimdi bana da diyecekler. Sen de rahatsızlandın. Gittin hastanede yayın yaptın. Ben hastayım. Serçe Fuver, Roy Solistim'le A'dan Z'ye ikisi haklılar. Zeynep'e de bu arada. Yazıp durma. Geleceğin zaman ara. Köhne solistimden Zümrüt çok ayıp. Ne istiyorsun Sibel solistimden? Demiş. Samsung Akusama demiş Samsung telefonunuzu suya döktürdü. Kimse izlemiyor çünkü onu o yüzden canım. Ben de ne yapayım? Günür'den o gelen telefon vardı iki tane Hollanda'dan getirmişti. Samsung S3. Onu taktım canım. Evet telefonum gitti Zümrüt'ün yüzünden.
Bence Zümrüt hastaneden çıkacağı için izlenmelerin artmasını istedi. O yüzden Sibel solistimize madilik. Hastaneden çıkamayacak ki o. Çünkü hastaneye orada görevli olacak. Orada çay demleyecek. Diğer hastalara yemek hazırlayacak. Roy'dan evet. O dava açıldı. Dava açıldı. Roy. Tabii. Prim vermek istemiyorum ama şöyle Çağatay olaraktan nitelendireyim. Tabii. Teyze olaraktan Ömro'dan dava açıldı. Akusama demiş ki Zümrüt duygu sömürüsü yaptı. Amacı ortalık karıştırmak. Doğru. Doğru canım. Hayatım boyunca bakınız arkadaşlar o kadar Lubunya, o kadar gacı tanıdım. Biri Lalü, birisi de kim ne yapsın Allah aşkına Roy onu ya. Bana geliyor işte. Ağlayıp duruyor. Küründen. Kanım kimlere ısınmadı? Belki benim sevenlerim çok ama destek olaraktan da yanımda olan nadiren olan kişiler. Hayatım boyunca kimleri sevmedim? Burada üç kişiden bahsedeceğim. Dördüncüyü de Feride olaraktan ekleyeceğim. Beril bir, kanım ısınmadı. Okşan iki, yapmacık. Judith 3. Dördüncü kim? Feride. Feride'yi çok severdim. Şöyle severdim. Haftalarda benle uğraşıyor. Onu buradan zaten şeye verdim. Havalanına geldiği dakika mali şube olaraktan alınacak. Kenny hayatta bahsetmeyin ondan bana.
Haftalardır diyorum Feride için. Benle uğraşıp duruyor. Antalya'daki o. O ne ya? Teknesi ondan daha sevimli ya. O kene midir nedir? Bir de Selay. Zümrüt. Feride sen de benim hayatımdan çıktın. Davalık olduğum kişiyi niye karıştırıyorsunuz buraya? Melisa mı? Çok seviyorum. Çok. Melisa'yla Roy'un kısaca bir anısını anlatacağım. Ben Melisa'ya helikopter dedim. Neler neler söyledim. Roy da Melisa'yı konuk olarak alıyor herhalde. Orada diyor ki ne? Bana haberi Roy söyledi. Bak demiş Melisa 30 senelik arkadaşım. Senin hakkında böyle böyle konuşuyor. Melisa da Roy'a demiş ki ne? Benim 30 senelik arkadaşım, ben onun içini biliyorum. Roy demiş. Ne derse desin Baysal demiş. Şu an Bursa'ya gideyim. Melisa var ya, Melisa olsun, o Seda olsun. İkisi de Bursa'da. Yemin ederim beni o şekilde, güzel bir şekilde ağırlarlar ki. Yani. Bunlar delikanlı insanlar. Bunlar hani insanın yüzüne karşı konuşuyorlar. Geliz misali. Geliz de öyle. Fulya mı? Yanar döner. Anında adam satar. Anında adam satar. Ona güven olmaz. Aray aşkım, bak sana bir şey söyleyeceğim. Eğer Sibel Baysal'a para göndermemi sen engel olduğunu iddia ediyor. Oysa ki benim estetiklerim var Roy. Tamam mı? Türkiye'ye gireceğim. Estetik ama arkadaşlar niye beni az kişi izliyor? Anlamış değilim yani. Ben Almanya'da, Deutschland Almanya'dayım ben. Benim adım Feride. Aa, şu kadar mı bu Mati? Simülası nasıl? Et mi? El var mı? But mu? Kürdan mı? Oo. Ay Sibel solistim gelmiş. Kız Sibel. Aşkın anneme sen ne yaptın? Zümrüt anneme ne yaptın? He, öyle mi? Hadi bakalım.
Mükremini çok yani içtenlikle mükemmel bir insan. Biliyorsunuz geçenlerde bir yerde yemek yedik. Beni götürdü restoranda. Ondan sonra yok itici değil. Şimdi o deniyor deniyor hareketleri yapmazsa zaten fenomen olamaz. Hani yani Sibel Baysal'dan yola doğru çıkın. Tam ben de zaman zaman öyle yapıyorum ama keşke. Valla estetik çok güzel gelmiş kendisine. Yani yaramış Mükremini. Para gelseydi Feride'den şimdi baş tacıydı. Mikeriyonu sevmiyorum. Cemile'yi sevmiyorum. Çağla Akalın'ı seviyorum. Mükrim'i seviyorum. Ablacığım, şimdi sen demiştin ya pazartesi günü ben elimden gelen desteği sana yardımcı olacağım hastaneden çıkayım diye. Tamam mı ablacığım? Ha, senlik burada bir olay yok. Öyle iddialarda bulundular. Sevgili Aysin abla. Koltuk olsun bilmem ne olsun o fulyaya. Ben de dedim ki ne? Aysin abla almamıştır dedim. Olay bu ablacığım. Sen de pazartesi geçti abla bugün cumartesi. O zaman rica ediyorum. Bak programdayım. Baysal TV kanalındayım. Yani ablacığım yani verdiğin sözde durursun bana karşı. Öyle dedim ablacığım. Aysin ablacığım. Bak kacı şey yapıyorlar bana. O pancar kafa. Akalın'ı çok severim. Taner Duman'ı çok severim. Arkadaşım, şimdi Çağla Akalın'la o Gülistan'ı dahi sevmiyorum. Ya o da yapmacık. O da yapmacık, Beril gibi. Ya bunlar kendilerini haskacı mı zannediyorlar? Tamam, haskacı gibiler.
Yok o değil Roy. O şey İsviçre'deki. Bu Aysin abla. Bu İsveç'te. Ferdi'yi çok severdi. Ferdi'ye çok şeyi oldu. Desteği oldu. Kadın onun adını duyduğu zaman, hakkında konuştukları zaman dahi sevgili Roy kadın rahatsız oluyor. Aysin abla bu. Heh. Sevgili Sibel, yayınlamış olduğun videoyu izledim. Şahsım hakkında kişiler Fulya Hanım'a para yolladığımı sana ilettiler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ortamda sadece rahmetli Ferdi'nin hep yanındaydım ve ona maddi açıdan yardım ediyordum. İkinci olarak da bayramda sana yolladım. Asılsız konuşmaları kabul etmiyorum. Fulya Hanım'ın canlı yayınını izledim. Sadece izledim. Kesinlikle kendisi ile yazışmadım ve de canlı yayınına konuk olmadım. Yapmadığım bir şey için sana söylemler çok çirkin. Fulya Hanım'a şikayet maddi açıdan yardımcı olduğumu iddia eden kişi dekont yollasın. Sevgiler Aysin abla. Aysin ablanın izniyle okudum. Yani. Patican, ay ziyafeti yok mu bize? Haruş köle bana. Ay, 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 ay. Duydunuz mu efendim? Ayşin abladan gelen oku. İzni verdiğinden dolayı okudum. Yani. Gerisi size kalmış efendim. Tamam. Bu pancar kapağı değil, ince. Koltuk olayını. İstikbal. Vallahi Aysin abla bana göndermiş olsa yemin ederim söylerim. Bana gönderdiğinde ben bana demedi oraya götür tıraş ettir filan diye hesap sormadı. Fakat baktım yaz ayındayız. Ben de orayı zaten bacağım bu şekil kolum sonradan öyle oldu. Ondan dolayı şimdi Aysin abla bana gönderirse de canı sağ olsun. Göndermese de canı sağ olsun. Aysin abla aklandı şimdi. Heh. Evet öyle diyor kadın. Tabii canım. İnci inci. Ha burada. Kadın yazmış ya bana. Tekrar okuyayım mı efendim? Okuyayım. Sevgili Sibel, yayınlamış olduğun videoyu izledim. Şahsım hakkında kişiler Fulya Hanım'a para yolladığımı sana ilettiler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ortamda sadece
Rahmetli Ferdi'nin hep yanındaydım ve ona maddi açıdan yardım ediyordum. İkinci olarak da bayramda sana yolladım. Doğru. Ben de ne yaptım? Aruşkayı. Bana demedi ki ne Aruşkayı tıraş ettir. Ettirdim, piyiz aldım. Nerede kaldık efendim? Ha. Aa, kule mi bu acaba? Alo. Efendim. Buyurun. Merhabalar efendim. Nereden arıyorsunuz? Kapat. Ben Ankara'dayım. Kaldığımız yerden devam edelim efendim tekrar. Evet. Ona maddi açıdan yardım ediyordum. İkinci olarak bayramda sana yolladım. Asılsız konuşmaları kabul etmiyorum. Fulya Hanım'ın canlı yayınını izledim. Yayınını sadece izledim. Kesinlikle kendisiyle yazışmadım ve canlı yayınına konuk olmadan yapmadığım bir şey için sana söylemler çok çirkin. Fulya Hanım'a maddi manevi İsveç'ten geçen bana hakaret ettiğinden dolayı maddi açıdan ne? Söylemler çok çirkin. Fulya Hanım'a şikayet maddi açıdan yardımcı olduğumu iddia eden kişi dekont yollasın. Selam ablan. Evet. Ayşin ablanın buyurun. Dediğim çıktı. İnci gönderdi koltukları. Ayşin abla ona göndermez. Muhatap bile olmaz onunla. Ne unutuldu? Şimdi Ayşin abla mı burada yalan konuşuyor? Feride ile Zümrüt'ün arasındaki beni ilgilendirmiyor canım. Yani birisi bunamış, birisi kırmızı odada. Ben de çarka çıksam. Ben de burada. Şimdi koli gelse ben Fanta içmeden lıkamam kolye. Onu geç. Şimdi Aysin ablaya atılan ben de buna söyleyeyim bari. Ablacığım sen bana destek olacaktın ya abla pazartesi günü. Bugün cumartesi günü. Aysin ablaya bıraktım. Sümrüt yüzünden telefon da bozuldu. Aynen. Aynen canım. Sümrüt yüzünden telefonu gitti. Yani. Neyse, son dublem
Artık Patican sen niye göndermiyorsun, ziyafet çekmiyorsun? Bana iki arada bir derede kaldım demiştin. Benim hafızamdan bir şey çıkmaz Patican. Canım. Vallahi bilmiyorum Aysin abla, yani haksızlığa gelmiyor. Belki kadın yeni çıktı hastaneden. Daha önceden çıkmıştı. Bundan bir ya gönderse de saçma mı? 5.000 TL diyorlar canım. Şeye mi gideyim? Pansumana. Bacağım gene pansuman. Nerede şey yapacak benim? Duymadın mı? 5.000 TL istiyor röfleyi. Yok canım, kazıkçı değil. Buradakiler de öyle. Ama yani Yeliz'in gittiği yer güzel yapar. Röfleme. Saç boyasını. Neyse artık aslan ayran bitti. Ne yapayım? Ya ablam ben şimdi saçımı mı düşüneyim Allah aşkına? Bir yandan kolum, bir yandan bacağım için gidip geliyorum hastaneye. İmza var. Karakola gidiyorum. Bir iyileşim de o tekliş bana en zor gününde beni bıraktı gitti. Allah büyük. Kurban oldum Allah. Valla çağırmıştım. Yani bana baksın diye tekliş. O da olmadı. Fulya, seni de buradan Esep olaraktan kınıyorum. Bundan sonra havada bulut. Öncelikle Yeliz sayesinde İnci'yi unut. Daha sonra Sibel Baysal'ı kombi proje olaraktan unut. Sen kendi diyorsun ya, her şeyi dilimle bağlarım. Ha, ipler senin elindeydi. Ne oldu? Yeliz'in eline geçti. Seda için de konuşma. Kimsenin taklitini de yapma. Davalık olduğun kişinin hakkında yapmış olduğun 3 videoyu da o adam verir. Öyle diyeyim yani, ismini anmıyorum burada. Verir. Tamam. Yapacaksın. Günür'e gelince Günür'ü yaptın. Roy'un üstüne attın. Efendim, öpüyorum. Şimdi az sonra
Ben ki bir öbür telefonuma şu telefonuma bakayım. Öbürü zaten S3. Gündür'ün getirdiği. Birini zaten o Necati'ye mi, kime vermiştim bilmiyorum. Bekleşe mi, Necati'ye mi, neyse artık. Valla yani bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ayağım kırıldı veya bilmem ne oldu. Tamam mı canım? Ama ben zirveden düşmem. Benim adım Sibel Baysal. Bundan sonra olacak olan yayınlara değişik sosyal medya mecralarında olacak. Bana hiç destek olan olmadı. Yani bu kombi olayında. 2 gün ben ne acılar çektim. Nasıl ağladım biliyor musunuz? Gene ne varsa Günur'da birkaç arkadaşım da var. Ağlamayacağım. Bundan sonra da kendime zarar vermeyeceğim. Bana zarar verenleri ben ağzımdan çıkacak olan kelimelerle ezmeye çalışacağım. Evet efendim. Çok güzel dobra açıklamalar oldu. Şunu da söylemek istiyorum. Ondan sonra videoma son vereceğim. İlerleyen saatlerde işte PSD'yken duygusalım zaten. Raporlu bir kadınım ben. Anti sosyal kişilik bozukluğu. Yani bunu açıklamak zorunda değilim de. Eray sen de engelliyorum canım. Evet. Efendim, sevgili saygılarımla görüşmek üzere efendim. Pansumana gideceğim.